Taraftarların bir şüphesi mi var Sergen Hoca ile alakalı? Kim hani konuştu? Hayır hayır. Ee, taraftarlar demek istediğim taraftarın nasıl bir şüphesi yoktu? Ben futbol taraftarlar zaten sonsuz bir kredisi evet. ve Aynen desteğiyle öyle. geldi. Ama futbol kamuoyu Sergen Hoca ile alakalı hani gittiği takımlarda sonunu getirememesi, ayrılıkları evet. vesaire böyle biraz hani şeydi. Bir soru işaretleri vardı ki ben de yoktu. Ben açıkçası Sergen Yalçın çok e, önemli bir Teknik direktör olacağını düşünüyorum. Hı hı. Çok zeki bir e, çalıştırıcı. E, Futbolculuğunda da öyleydi. E, onu kastettim. Yoksa asla Beşiktaş taraftarının şeyin gözünde Sergen Hoca'nın yeri başka yanlış, zaten. Yanmış anlamış olabilirler diye de bir sana yok, düzeltme fırsatı yok, vermek oldu. istedim. Sabah gazetesinin 23. sayfasına uzanalım hemen. Planlar bozuldu. O gün Şahinoğlu'nun bir haberi. E, hızlanıyoruz. Çok fazla başlığımız var. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Beşiktaş'ın hesaplarını alt üst etmiş durumda. Ee, biliyorsun ekonomik açıdan bir rahatlık sağlayacak bir bağış kampanyası planlanıyordu. Mecburen o ileri bir tarihe ötelendi. Vida veya içten bon servis geliri etme hayalleri vardı ama şu an için rafa kalkmış durumda. TFF'den de bir bütçe kolaylığı istenmiş neler yaşanacak bu konuyla ilgili. Kulüplerin ekonomileriyle alakalı bunları da konuşuyor olacağız. Bu arada yabancılar da konuşmuş koronavirüsle alakalı. Rahatız ama tedbirliyiz diyorlar Fotomaç gazetesinin dördüncü sayfasında görelim. Türkiye'de ilk vakanın Avrupa'ya göre çok geç görülmesi sebebiyle daha rahatlarmış ama tabii Yabancı oyuncular eder, ama büyük bakayım. risk grubu yalnız. Yani yabancı oyuncuların geleni gideni tesislerde falan eksik olmaz. Akrabaları yok, kuzeni yok, babası yok, bilmem amcası, dayısı. Risk grubu ama hakikaten Türkiye güvenli bir ülke. Umarım kötüye gitmeyiz. Umarız. Yani şu ana kadar iyi getirdik ama biz esas şeyi görmedik yani. Burada bireysel olarak bizim önlemlerimizi alıp devletimizin işini kolaylaştırmamız lazım ama işte sadece benim seninle olmuyor yani yurt dışından gelen kişilerin de karantinaya kabul etmesi lazım yani. Değil mi? Kesinlikle. Yani bu ülkece bu mücadeleyi vereceğiz. Peki rotasyondan bahsetmiş Foto Maç gazetesi. Burak Yılmaz biliyorsun e, Kalk cezalısı Antalya maçında yok. E, Gökhan Gönül ve Boateng'in durumları ise maç günü netleşecek. Bu durumda bir rotasyon gelecek herhalde değil mi? Mecburi Me olarak. Mecbur yani hmm. Mecbur. Tabii Beşiktaş özellikle sahada seyircisi olmadığı vakit etkili olamayacak yani. O baskı belki kuramayacak ama Antalya Spor'un da dikkate alınması gereken ligin ikinci yarısının flash takımlarından bir tanesi. Hı hı. Kolay değil. Beşiktaş kazanırsa onu görebilecek. Belki e, şu an beşinci sırada galiba. Hı, hı. Yani ilk dört için bence kritik bir maç. Kazanırsa Beşiktaş e, o moralle sonraki haftalara da e, daha iddialı girebilir. Şimdi e, sezon sonuyla beraber kadroda bir değişimden bahsediliyor. E, bunu da görelim. Takvim Gazetesi'nin 15. sayfasına da uzanalım. Büyük temizlik denmiş. Listenin başında da Karüs var. Karüs borç diye bir lens, reboşo dalgısı büyük ihtimalle yollara ayrılacak Nevzat. Vida ve Yayıç'ı satıp transfer bütçesi Oluşturmak istiyorlar. Kiralıklarla herhalde yollar artık ayrılacak gibi duruyor. Mesela Galatasaray maçından sonra Sergen Hoca basın toplantısında kısmen bunun sinyalini verdi. Yani büyük bir temizlik olacak. Boyd gider mi? Boyd yani Beşiktaş'ta aldığı rakamlara gidebileceği bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Kolay değil. Bir de defansı savunmacılardan fazla şey katkı Boyd'da, Boyd'da bir kulüp bulunur. Bir kısmını Beşiktaş verir. Bir kısmını işte kulübü, yeni kulübü üstlenir. üst Büyük bir temizlik olacak ama az önce mesela sen bir haber okudun. Yani planlar alt üst dedin. Şimdi evet. kolay değil. Yani büyük bir operasyon. Burada tabii kiralık oyuncularla otomatikman yollar ayıracaksınız. İşte Caryus vesaire. E ama Beşiktaş ciddi bir bütçe daralmasına gidecek öyle gözüküyor. Yani Sergen Hoca beni şöyle umutlandırıyor. Belki 4 milyon 5 milyon yırlık adamları transfer etmeyecek, oynatmayacak ama al, aldıracağı oyuncular çok düşük maliyet ama yüksek verimli oyuncular olacaktır diye tahmin ediyorum. Peki. E, beş beş. da kötü oynamadı bu arada. Derbinin iyilerinden Evet beğenildi de performansı ama yani o kredisi var mı sen takımına tutar mıydın Yok, mesela? Yok yani kredisi olabilir ama hani lüks. Artı tamam. hani Karyuz e, zaman zaman e, çok da istenen performans sergilemiyor. Peki devam edelim. Biraz da Trabzonspor'un başlıklarını da görelim istersen. Geliyor ekranlarımıza. Trabzonspor'da neler oluyor? Şöyle bir detaylara, en güncel bilgilere bakalım. Obi Mikel başlayalım istersen Nevzat. Fanatik gazetesinin dördüncü sayfası geliyor ekranlarımıza e, ee, koronavirüs sebebiyle kendisini rahat hissetmediğini söylemiş Nijeryalı. Bu durumda futbol oynamak istemiyorum demiş. Başakşehir maçında kadrosuna alınmamıştı biliyorsunuz. Ee, dün takımın e, kimyasını bozan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini edildiğini kapa bildirmiş. O bir yollar ayrıldı. Ben şeyi merak ediyorum. Hatta bu hmm. e, fes haberi çıkınca, fes haberi çıkınca e Michael kendini nerede güvende hissedecek? İngiltere'ye mi gidecek? İngiltere'de Hı. zaten mücadele yok. Serbest bırakmışlar yani. Gidip orada bağışıklık kazanacak galiba. Kendini o zaman daha huzurlu hissedecek. Kardeşim bu kadar korkuyorsan yani e, Trabzon'da, Türkiye'de büyük bir risk yok. Ben hani Michael hakikaten anlamadım. Ya yani korkulacak bir ülke değil burası. Ülkeden A mi gitmek istiyormuş. Yani futbol oynamak istemiyorum demiş. Belki anı, gideceksin Ne yapacaksın? Trabzon'da Trabzon'un bir köyüne, Akçabata falan yerleşmeyi mi düşünüyor? Ne ne yapacak yani? Muhtemelen gidecek. Gidecek muhtemelen. Ki e, yani oyuncu Trabzonspor açısından büyük bir risk ya bu arada onu söyleyeyim. Yani Trabzonspor şampiyonluk yarışında hı hı. kritik oyuncularından bir tanesinden vazgeçiyor. E Demek ki olmadı. Yani burada e, aradaki muhabbeti, diyaloğu çok net bilmiyoruz. Ama Mikel üzerinde şunu söyleyeyim. Mikel e, bu kadar böyle kendisini rahatsız edeceği bir ortam yok. Herkes saygılı arkadaşlar. Burada oynamak istemiyorsan kimse seni zorla oynatmaz. Köle değilsin. Hı hı. Ama şeyi de merak etmedim değil. Nereye gidecek bu adam ya? Hakikaten nereye gidecek? Şöyle söylemiş. Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum bu durumda da. Futbol oynamak istemiyorum. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için e, sezon iptal edilmeli ifadelerini kullanmış. Sonrasında Başakşehir e, maçının kadrosunu alınmamıştı. Dün de o açıklama geldi. Hüseyin Hoca demiş ki kafasının karışık olduğu ortada. Açıklamaları ama ne kulübü ne de takımı bağlar. böyle. Bir ama ifade şeye de bu arada saygı duyacağız. Yani Bir insan kendisini rahat hissetmiyorsa, Tabii. tedirginlik duyuyorsa... Pekala saygı duyacağız ama bunun bir bedeli olacaktır. Peki Dono Bey, Obi, Mikel'le artık yollar ayrıldı. Ee, Sabah gazetesinde Yunus Emre Selim bir haberi var. Onu da görelim bu bölümde kapatmadan önce. Hemen Sabah gazetesinin 23. sayfasını uzanıyoruz sizlerle beraber. Ee, taraftar Trabzon'da devam edecek mi diye merak içinde ama onun hedefi başka Soza'dan bahsediyorum. Çünkü sezon sonunda bitiyor sözleşmesi Nevzat. Ee, sorulduğunda da şöyle söylüyormuş oyuncu. Şu anda ben sadece şampiyonluğa odaklandım. Zaten o kupayı kaldırınca şehir beni bizi bağrına basar diyor. Ee, yani sözleşmeyi şimdilik bir kenara koydum diyor ama güzel fotoğraflar verdiler bugüne kadar hep. Yani orada mutlu oldukları yönünde. Trabzon'da mutlu bir yaşam kurdular ailesiyle. Şu Sanki Fotoğraf çok sindirler. güzel fotoğraf. Aile fotoğrafı, evet, çocukların aidiyet Mesela kayıt hatırlarsın Fenerbahçe'de aile evet. öyle geniş bir ailesi. Çok sempatik görüntüler veriyordu ondan. Çok güzel fotoğrafları vardı. Fenerbahçe dergisinde falan güzel röportajları çıkardı. Sosa'da ben Sosa'yı be çok beğeniyorum. Ve Trabzonspor'un, bunu bugünden söyleyeyim. Ben Sosa'da çok önemli bir teknik direktör potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'a bu kadar aidiyet duygusu olan, bu şehre, bu kente bu kadar seven bir insanın, gelecekte ben Trabzon'un teknik direktörü Sosa ifadesi ya da benzetmesi benim açıkçası hoşuma gider. Ee, tabii ister bir sene daha iki sene daha devam etsin ki onu da hak ediyor. Ama şu açıklaması da e, Sosa'nın ne kadar karakterli, ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu gösteriyor. Tek hedefin zaten şampiyonluk olduğunu belirten bir açıklamalar. Bir şuradan da sanki odunlu bir sinyal geliyor. Zaten şampiyon olursak bu şehir bizi bağrına basacaktır gibi. Yani devam edecekmiş yani gibi. Tarihe geçecekler. Evet. Trabzon tarihine geçecekler. Hı hı. Sosa da e, çok, önemli, çok önemli bir figür. 13 gol, 13 asist. Yani skora 26 kez katkı yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kendi pozisyonunda bu ligdeki en iyilerden bir tanesi. Belki de en iyisi. Bu kadar fark yaratan e, ve takım üzerinde bu kadar etkili olan bir yabancı oyuncudan bahsediyoruz. Trabzon'da. E, Yeni sözleşmeyi de ben açıkçası şartla tabii şampiyon olursa şartlarında da oyuncunun lehine olacağını belirtebiliriz. İkinci saat dilimimizi de burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Saat başına gelişmeler için buluşalım.